Merhaba arkadaşlar. Şimdi silme ve güncelleme kısmımız kaldı. Onları da oluşturacağız. Şimdi sil butonu için bir form oluşturalım hemen. Müşteri sil olsun arkadaşlar formumuzun ismi. Müşteri sil. Tamam. Formumuzun tasarımı aynen az önceki güncelleme gibi olsun arkadaşlar. Müşteri güncelle tasarımındaki arkadaşlar. Ctrl A, Ctrl C yaptım. Aynı mantıktan gidelim isterseniz. Ctrl V ile yapıştırdım. Tamam. Şuradaki güncelle butonun ismini sil yapalım. Aynı şekilde şuradaki şeyler değişiklik olmayacak şekilde redonly'yi ne yapalım? True yapalım. Şuradaki redonly'yi true yaptım. Artık okunabilir durumda sadece. Şimdi burada müşteri sileceğiz. Formumuzun ismi müşteri sil. Müşteri silme işlemi olsun. Tamam. Önce arayalım. Daha sonra silelim. Burada formumuzun start pozisyonunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Formumuz açıldığı zaman merkezden açılsın. Hemen start pozisyonumuz center yapalım. Tamam arkadaşlar. Formumuz hazır. Bu buton kısmını ayarlayalım. Yetkili işlemlerine gelelim. Burada tasarımda müşteri sil butonuna çift tıkladım arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Müşteri sil MS diyelim. Müşteri sil nesnesi oluşturduk. MS'yi göster bana. Bu nesneyi dedim. Tamam. Şimdi buraya kadar olan kısmı görelim isterseniz. Hemen bir admin 1 yetkili girişi. Tamam. Şimdi müşteri sil dediğim zaman bu müşteri silme kısmı gelecek. Bir müşteri arayacağız. Varsa sileceğiz arkadaşlar. Uygulama bu şekilde olacak. Hemen bunu sil butonunu aktifleştirelim arkadaşlar. Sil butonunu çift tıklayacağım ama önce arama butonunu ne yapıyorduk? Dolduralım. Arama butonuna çift tıklayalım, açalım. Burada müşteri güncellemedeki butonumuz vardı arkadaşlar. Buradaki ara butonu. Onun içindeki, ara butonun içindeki kodları şöyle alayım. Şurada bitiyor. Mantık aynı olacağı için aynen kopyalayacağım. Müşteri silin ara butonunun içerisine yapıştıralım. Tamam. Burada tabii hemen connection'ımızı da alalım. Müşteri güncellenin içindeki connection. Copy diyorum. Yani aynı şeyleri kopyala yapıştır yapıyoruz arkadaşlar. Ufak tefek değişiklikler yapıyoruz sadece. Mantık aynı. Tamam. Şimdi tasarıma gelelim. Şimdi sil butonuna çift tıklayalım. Tamam. Burada sil butonumuz ne yapacak arkadaşlar? Tabii burada güncelleme kısmındaki kodlar var ya arkadaşlar. Şuradaki güncelle butonuna çift tıklayayım. Şuradaki kodları alalım arkadaşlar. Bunun üzerinden gidelim isterseniz. Copy diyeceğim. Müşteri silin içerisine yapıştırdım. Şimdi müşteri sil butonundayız arkadaşlar. Bir gelelim. Müşteri sil butonunun içindeyiz. Buradayız. Komutumuz update değil, delete olacak. Delete müşteriler. Set diye bir şartımız olmayacak. Sadece where şartımız olacak. Ne olacak? ID'si P1 veya P2 olanı sil. Evet. Şimdi burada P1 ve P2 haricini silelim. Şunları ara şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu P1 ve P2 yapacağım. P1, P2. Diğerlerini sileceğim. Tamam. Şimdi open dedik. Komutumuz çalıştı. Eğer sonuç 1 döndüyse silme işlemi olmuştur. Silme işlemi yapıldı. Başlığımız silme değil, güncelleme değil. Silme işlemi olsun. Tamam. Burada güncellemeleri silme diyelim. Aynı şekilde buna da silme. Evet arkadaşlar, silme yapılamadı ya da yapıldı. Burada text box'larımız her durumda temizlensin. Tamam. Mantık aynısı gördüğünüz gibi. Bir çalıştıralım. Admin 1 yetkili girişi. Tamam. Silmek için basıyorum. Gördüğünüz gibi müşteri silme işlemindeyiz. Önce bir boş tıklıyorum. Numara girin dedi. Bir numaralı kaydı göster. Gördüğünüz gibi siliyor. Hazırladı. Tabi burada bir uyarı koyabilirdik. Silmek istediğinize emin misiniz diye. Önce bir kaydı silelim arkadaşlar. Bir bakayım şurada kim var. 126 numaralı kaydı silelim arkadaşlar. 121 şöyle yapayım. 126 TC'li kişiyi bir getir. Bu kişiymiş, tamam. Silmek istiyor musun? Silme işlemi ilk yaptı arkadaşlar. Ama tekrar aradığım zaman 6 numaralı kayıtta yok dedi artık. Ben burada sormasını istiyorum. O şartı koyalım isterseniz. Onu koymak için de şöyle yapalım arkadaşlar. Geldik.
Şurada ne dedi? Silme işlemi yapıldı dedi ya arkadaşlar şurada. Şurada bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir uyarı mesajı koyacağım. Bu silme butonuna bastığı zaman gerçekte silmek istediğine emin mi diye soralım. Biz bunu önce mesaj baksın. Burada bir müşteriye soracağız arkadaşlar. Yani bu kişiyi silmek istiyor musunuz diyor. Bunu şuradaki diyalog mesaj baksımız var arkadaşlar. Şunu kopyalayayım arkadaşlar. Şurayı yukarıya yapıştırayım önce. Burada silmek müşteri kaydını diyelim. Müşteri kaydını silmek istediğinize emin misiniz diyelim. Burada silme onayı diyeyim. Onay olsun. Mesaj bakımız o yes no varsa onu alacağız arkadaşlar. Yes no tamam. Burada yes no warning değil. Information olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada bunu biz diyalog result'ta bir tutmamız lazım. Diyalog DR diyeyim. Daha sonra bir if yapalım. If DR değeri eşitse diyalog result'un okey'ine. Yani okeylediyse burada ne var? Yes. Yes ise değil mi? Yeslediyse bunu okey ise burada diyalog result'un yes desek hata verdi. Niye verdi bu hatayı? Şu eşittir değil eşit olacaktı. Tamam. Yes burada seçeneğimiz yes ve no var ya arkadaşlar. Yes derse silme işlemini yapalım. Ya da no derse şöyle yapayım şuraya. No derse hayır derse. Çünkü iki seçenek sunduk burada arkadaşlar. Yes ve no diye. No derse iptal etmiş olacağız. O yüzden şurada silme yapılamadı değil. Şunu kopyalayayım. Şuradaki mesajı. Şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Tamam. Silme işlemi iptal edildi diyelim. Tamam. Valilik değil. Buna gerek yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada tabi else diyeceğiz. Parantez açacağız ve else'nin içerisinde sil işlemi yapılmış olacak. Biz burada komutumuzu alalım. Şuradaki her şeyi open'ını burada açmıştık. İsterseniz open'u da buraya alalım. Şöyle yapayım arkadaşlar. Şurayı tamamen alacağım. Else'nin içerisine taşıdım. Ctrl KD diyerek bir sıraladım. Şuradaki open'u da arkadaşlar kesiyorum. Bunu da else'nin içerisine alıyorum. Tamam. Şimdi burada silme işlemi yapılamadı demiş. Pardon. Biz hata mı yaptık? Şu execute'yi sonuç 1 ise ha pardon. Şurada else burada bitiyor. Tamam. Şuradaki else değil, buradaki else önemli olan. Silme işlemi yapıldı. Silme işlemi yapılmadı. Bir hataya binaen bu kısmı sonuç itibariyle gene ekleyelim. Şuradaki else'nin içerisindeki text box'ları isterseniz şunun dışına alacağım arkadaşlar. Tamam. Bir bakalım, test edelim. Kodları yine göstereceğim ben. Admin 1-2-1 diyeceğiz. Yetkili giriş tamam. Müşteri sil tamam. Kim var? Bir numaralı müşteri var. Sil diyeceğim. Müşteri kaydını silmek istediğinize emin misiniz? Hayır dedim. Silme işlemi iptal edildi dedi. Tamam dedim. Şimdi burada bir numaralı dursun arkadaşlar. 126 numaralı müşterimizi silelim isterseniz. Ona bakalım şimdi. Silmek için 126 diyelim arkadaşlar. Ara. Kayıt bulunamadı dedi. Biz 126 diyecektik. Burada numaralı kayıt bulunamadı dedi. Bir hatamız var arkadaşlar burada. Bir numaralı değil çünkü bu. Şöyle yapalım. Biz yanlış mı arıyoruz? 6 numara diyeyim. 6 numara çünkü. Biz müşteri silme işlemindeyiz. Veri tabanımız matematik 2. Tamam. Bir şuradan bir gelelim arkadaşlar. Şu kısma. Durdurayım. Tamam. Silme işlemi yapılamadı dedi. Sonuç
Burada aslında silmiş arkadaşlar. Sonuç bir ise silme işlemi yapıldı dedi. Değilse yapılamadı dedi. Yapıldı desin. Tamam. Burada arama kısmında takıldı arkadaşlar. Eğer ID P1, P2 ise tamam ara. Ad, soyad, adres, telefon, bakiye. Bir daha bakalım arkadaşlar. Şimdi admin 1 yetkili giriş. Müşteri silmek istiyoruz. Kimi? 126'yı. Önce aradık. Yokmuş. 2'yi arayalım. Var. 3'ü arayalım. Var. 4'ü arayalım. 4 yokmuş. Bizim 3 tane mi kaydımız varmış arkadaşlar? Mustafa Yılmaz 3 numaralı. Bir veri tabanımıza gidelim. Başka yere mi bakıyoruz? 3'ten sonra 6'ya geçiyormuş. 6 da varmış. Bir bakalım. 6 ara diyelim. 6 numaralıyı niye bulmuyor? Biz yanlış yerde mi arıyoruz acaba? 3 dedim. 3'ümüz Mustafa Yılmaz. Doğru. ID'si 126'yı olarak baksak 125. Herhalde şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu sildim ama execute yapmadığım için gözüküyor. Burada yokmuş zaten. Silmişiz arkadaşlar. Şimdi 3 numaralı Mustafa Yılmaz sileceğiz. Yani sıkıntı yokmuş ama ben yenilemediğim için şey yapmış. 3 numaralı bilgiyi getir Mustafa. 1'e bakalım Saliha. Bir sıkıntı yok aslında arkadaşlar. Şimdi 3 numaralı kişiyi sileceğiz. Soruyor. Silmek istediğiniz emin misiniz? Bu Mustafa'ydı gördüğünüz gibi. Evet dedim. Burada hata verdi arkadaşlar. Açık veya kullanılabilir. Burada bu açık connection'ımız kalmış. Onu bulup kapatalım arkadaşlar. Şimdi burada hemen open dedik. Burada açtık. Pardon. Açık dedik ama biz bunu silme işlemi yapıldı, yapılamadı. Şuraya taşıyacaktık. Şurada olacaktı arkadaşlar. Muhtemelen bundan kaynaklıdır. Diğer yukarıdakini kapatıyoruz zaten. Her durumda şurada close diyelim. Bu close'u şurada açtığım için burada kapatmışım zaten. Tamam. Tekrar kapatmaya gerek yok. Bir daha çalıştıralım arkadaşlar. 100 pardon admin 1 yetkili giriş. Silelim. 3 numaralı müşterimiz Mustafa Yılmaz. Sil diyorum. Silmek istediğiniz emin misiniz? Silme işlemi yapıldı dedi. Gördüğünüz gibi şimdi 1'i sırala dersem sıralar. 3'ü sırala dersem böyle bir kayıt yok der. Silme işlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Tabii bir de veri tabanına yenileyelim. Burada Mustafa duruyor gördüğünüz gibi. Yeniledim. Şu an Mustafa diye bir kaydımız kalmadı. Silme işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Neyimiz kaldı? Burada. Durdurayım kaydı. Şurada arkadaşlar yetkili işlemlerinden müşteri listeleme kaldı. Onu da bir sonraki video yapalım. Herkese iyi çalışmalar.